konuda ne Tabii diyeceksiniz? dikkatle dinledim konuşmacı arkadaşlarımı ve gerçekten çok da mutlu oldum. Senin programına ilk defa katılıyorum ben. O Onur yüzden de verdiniz. özellikle estağfurullah mutluyum gerçekten. Koray Bey'in konuşmasındaki berraklık gerçekten çok hoşuma gitti. İlk defa ben sizi böyle Evet. dinledim. Çok iyi açıkladınız. Neden şimdi yaptıklarını, bu açıklamaları, bu gibi şeyleri ve gerçekten de şu anda ülkemin çok gereksindiği o muhalefetteki birlik adına da özellikle sevindim. Yani sizin bu berraklıkta, bu açıklıkta ve bu doğrulukta konuşmanızı dinlemekten, sizin de ekonomik açıklamalarınız zaten hakikaten mükemmel. Şimdi beni takdim ederken düşünür deniyor. Tabii belki şu anlama geliyor. Yani tek bir alanda değil de birçok Evet, alanda evet. düşünen kişi, yani edebiyatçı ama bir aydın olarak da pek çok alanda Engin bir düşünce derinliğine sahip olduğunuzu biraz vurgulamak için estağfurullah. söylüyoruz. Yani biraz doğru gibi, mesela MGK bildirisi denildiği zaman hani düşünür olmak şu bence. O hemen olduğu gibi bir şablonu görmeyip onun arka planını da irdelemek. Yani analitik düşünce dedikleri şey hani felsefede. Yani nedir MGK? MGK herhalde Cumhuriyet'in en temel değerlerini Türkiye açısından düşünüyoruz değil mi? Hukuk, demokrasi, laiklik, bağımsızlık gibi tartışma konusu olamayacak konularda görüş bildirmesi gereken bir kurul olsa gerek diye düşünürüm. Yani bir partinin şu ya da bu düzeydeki organı olmaması gerek. Ama şimdi sen MGK olarak böyle ekonominin ayrıntılarına girersen ve de üstelik yani mandacı ekonomi işte neyse orada geçmiyor ama sağlam altyapı, hedef, ekonomik politikası falan gibi çok tartışılabilecek mevzulara girersen MGK'nın değerini düşürürsün, prestijini kırarsın açıkçası. Yani şimdi yarın başka bir siyasi parti iktidara geldiği zaman bu generaller değişecek mi? Yani ben açık sözlüyüm aynı zamanda düşünür olarak. Şimdi aynı generaller peki ne diyecekler? Yani ekonomik hedef değişti. Bu sefer onu mu destekleyeceğiz yani? Burada bir yanlışlık var. Burada bir yanlışlık var. Yani dolayısıyla Tabii generaller Milli Güvenlik Kurulu konseptinde azınlıkta ne kalıyorlar. olursa olsun Sayıları ama çok azaldı. Sivil ağırlıklı, o seçilmiş zaman siyasetçi ağırlıklı bir ya Milli Milli Güvenlik Güvenlik Kurulu Kurulu kompozisyonu oluştu. Milli Güvenlik Kurulu konseptini demek ki toplumda değiştirmek lazım. Zaten bu gibi şeylerle de değişir. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu ben sıradan bir yurttaş olarak bir anlamda Milli Güvenlik Kurulu deyince asker ve sivil bir kompozisyon içinde ülkenin işte temel değerlerini savunan o konulardaki işte bazı sorunlar varsa onlar üzerinde düşünce belirten bir kuruluş olarak düşünün. Bu şimdi nedir yani AKP'nin bir şeyi gibi yani AKP'nin ekonomi politikasını destekleyen üstelik de tehditkar bir dille yani eğer böyle olmazsa şöyle olur falan gibi. Atoğlu abi, şimdi şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün mü? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin upuzun iktidar döneminin 2023 seçimlerinden önceki son dilimi, küçük dilimini yaşıyoruz. Şimdi bir ekonomik kurtuluş savaşından bahsediliyor. Yani 19. yılın sonunda eğer biz bir ekonomik kurtuluş savaşı yapma zorunda kalıyorsak, demek ki Adalet ve Kalkınma Partisi 19 yıldır hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey yapmamış. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde böyle bir şekilde yer alıyor ekonomi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı da mandacı ekonomistler diyor. Şimdi bağımsız ekonomi uzmanları var. Örneğin enflasyonu TÜİK'in dışında ölçümleyen ENAG diye enflasyon grubu var. Çok değerli bilim insanları bulunuyor orada. Onlar TÜİK'in %20 bulduğu enflasyonu %40 küsür, %50'ye yakın buluyorlar. Şimdi bu gözle bakıldığında bugün bir siyasetçi siyasi casusluk nedeniyle gözaltına alındı. Yarın da ekonomi casusluğu gibi bir kavram çıkabilir mi ortaya? Tabii ki. Çıkar. Tabii ki. Her Tabii şey ki. çıkabilir. Biz bütün bunların dışında olaylara bakmalıyız. Ekonomi sayılar ve rakamlar yığını değil, hayatın kendisi diyoruz ya. Altyapıyı ekonomi
üst yapıyı da belirler. Altyapıdır ekonomi. Üst yapıyı, siyasi sistemi belirler. O yüzden sakin olmak lazım. Tabii tabii, sakiniz. Demagoji ve tehdit ağır basan evet. Şey. Üsluplarında demagoji ve tehdit. Yaptıkları hiçbir şeyi kimse eleştirmeyecektir. Yani bütün söylemek istedikleri bu. Böyle demokrasi de olmaz, böyle ekonomi yönetimi de olmaz, böyle hiçbir şey olmaz aslında. Yani esasında söyledikleri her şeyi onlara yönelik olarak biz tekrar edebiliriz. Yani ekonomik kurtuluş savaşını biz herhalde bugünkü iktidarın ekonomi politikasına karşı yapmak durumundayız diye düşünüyorum. Yani bir başka siyasetçi çıkar, evet. Diyebilir ki hayır, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi politikası Türkiye'nin çıkarına değildir. Bunun tam tersi bir ekonomik model uygulanmalı diyebilir. O zaman mandacı ekonomi teröristi mi olacak onu söyleyen çok, siyasetçi? Çok tehlikeli, demokrasiyle çok, asla bağlaşmıyor. Ben ürkerek telaffuz ediyorum bunu. Kesinlikle. O yüzden de ben izninizle gülümseme şeyine pek katılamıyorum. Siz de aynı sözcüğü kullandınız. Bir şair olarak sözcükler benim için önemli, hemen altını çizerim. Siz de kullandınız gülümseme. Ben vallahi gülümseyemiyorum yani. Bu çok ciddi bir şey yani. Bunu gülümsemeyelim. Gülümsemeyelim. Çok büyük bir tehditle karşı karşıyayız esasında biz bu ülkede yani. Doğrusu bu. Yani belki bu yönde gidebilir sohbetimiz. Yani bilemiyorum yani. Sayın Koray Aydın, bir OHAL arayışı hissediyor musunuz? Ya da daha baskıcı bir uygulama, daha baskıcı bir